Bu mesele konuşulurken kandil gecelerini ihya etmek, kandil kutlamak dinen caiz midir, bu bid'at midir, değil midir gibi bir tartışma da kendiliğinden hemen gündeme geliveriyor. Oraya da girelim istersen. Tabii, yani Mevlid-i Nebi'yi konuşurken meselelerin dini vecesini özellikle ele aldığımızda evet, sünnet bid'at kavramlarıyla karşılaşıyoruz. Buradan devam edebiliriz tabii evet hocam. Biz şimdi bid'atı nasıl tarif ediyoruz? Kur'an'dan ve sünnetten açık bir nas ile çatışmayan, yani açık bir ayetle, açık bir sünnetle, hadisle çatışmayan, bir şer'i ilkeyle çatışmayan, herhangi bir husus, selef döneminde bilhassa sahabe döneminde görülmemiş, daha sonra ortaya çıkmışsa, biz buna kategorik olarak bid'at-ı hasene diyoruz. Hemen burada bir inceliğe dikkat çekelim. Bir şeyin bid'at olarak adlandırılması, eğer sözlük anlamında kullanıyorsak, bir niteleme ifade etmez. Nötr bir anlatımdır. Kur'an-ı Kerim'in iki kapak arasında toplanması bid'at mıdır? Sözlük anlamıyla bid'attır. Kur'an'da böyle bir emir yer almaz. Sünnet-i Seniyye'de böyle bir uygulama olmamış. Ama sahabe-i kiram bunun elzemiyetini, bunun hayatiyetini fark ettiği için Kur'an'ı iki kapak arasında toplamış ve bir mushaf haline getirmiş. Bu bid'at mıdır? Evet, sözlük anlamıyla bid'attır. Ama bir şer'i maslahatı gerçekleştirdiği için, bir büyük boşluğu doldurduğu için biz buna bid'at-ı hasene diyoruz. Böyle sahabe-i kiram zamanında ortaya çıkmış, aleyhissalatü vesselam Efendimizin sağlığında olmayan, hayatında olmayan, sahabe-i kiram döneminde ortaya çıkmış birçok uygulama gösterebiliriz. Bunlar bid'at-ı hasene kategorisinde. Sözlük anlamıyla bid'at bir niteleme değildir. Bid'at-ı hasene, bid'at-ı seyyiye ayrımı burada teknik bir kategorileştirme olarak gündeme geliyor. İster istemez zorunlu olarak. Çünkü her bid'at, hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi, her bid'at dalalettir, ama hangi bid'at? Kur'an'ı iki kapak arasında toplama bid'atı elbette değil. Bir Kur'an nassıyla, bir ayetle, bir hadisle çelişen, bir sünnetle çelişen ya da bir şer'i ilkeyle, bir kaideyle çatışan bid'at dalalettir ki bu bid'at-ı seyyiyedir. Dolayısıyla biz kategorik olarak kandilleri konuşurken bid'at midir, değil midir yerine daha ince bir ayrımla bid'at-ı hasene midir, bid'at-ı seyyiye midir bunu konuşalım. Bid'at olduğu açık. Evet. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bir kandil kutlaması uygulaması yok. En azından bugün algıladığımız şekliyle yok. Sahabe-i kiram arasında da yok. Bu anlamda bid'at, ama bid'at-ı hasene mi, seyyiye mi, bunu konuşmamız lazım. Bir de hocam az evvel ifade ettiniz. Metni kullu bid'atin dalale şeklinde geçiyor. Evet. Ve kullu dalaletin finnar diye meşhur bir hadis-i şeriftir. Her bid'at sapkınlıktır ve her sapkınlık ateştedir. Evet. Meali bu. Şimdi bu sadette baktığımız zaman orada her bid'at, her kül kelimesinin ifade ettiği umum mana bizi hasene ve seyyiye şeklinde bir ayrım yapmamıza imkan bırakıyor mu acaba? Tek başına bu rivayetten hareket edersek bırakmaz. Ama bid'at-ı hasene, bid'at-ı seyyiye kavramsallaştırmasının hadisten başka temelleri var. Yani men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha. Keza men senne sünneten seyyiyeten. Dolayısıyla değerlendirelim hocam. Efendim? Onu da değerlendirelim yani isterseniz. Kim bir güzel sünnet ihdas ederse onun sevabı ve o sünnetle amel eden kimselerin sevabı onu ihdas edene verilir. Elbette o amel edenlerin sevabında da bir eksilme olmaz. Kim kötü bir sünnet ihdas ederse, çirkin bir sünnet ihdas ederse onun vebali, o ihdas etmiş olmanın vebali ve onunla amel edenlerin vebali de onlarınkinde bir eksilme olmadan onun boynuna olur. Bu durumda bu iki hadis arasında bir telife gitmek durumu ortaya çıkıyor. Ne dememiz gerekiyor? Yani Allah Resulü hem bütün yenilikleri sapkınlık olarak ifadelendiriyor. Bir başka yerde de kim bir iyi yol, iyi çığır açarsa diyerek onu övgüyle, evet, sitayişle anıyor. iyi yol açmak, iyi çığır açmak. Ulemanın buradaki hassasiyetini görmemiz lazım. Yani o iyi çığıra ulema sünnet diyebilirdi. Çünkü hadiste sünnet olarak geliyor. Men senne sünneten haseneten. Men senne sünneten seyyiyeten. Burada Müslümanın algısında, tasavvurunda bir kötü sünnet, çirkin sünnet, güzel sünnet şeklinde bir ayrım, bir karışıklığa yol verebilir. Yani biz sünnet dendiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hediyini anlıyoruz, mesajını anlıyoruz, kavlini, ahvalini, yaşantısını, siretini anlıyoruz. Buna bir de kötü sünnet kavramıyla yaklaştığımızda kafa karışıklığına yol açabilir, kavram karışıklığına yol açabilir. Onun için ulema o ayrımı bid'at kavramı üzerinden yapmayı tercih etmiş. Allah-u alem sebep budur. Bid'at-ı hasene, bid'at-ı seyyiye demek, sünnet-i hasene, sünnet-i seyyiye demekten daha uygun, daha yatkın, anlayışa daha uygun geliyor. Dolayısıyla Müslümanların bu men senne sünneten haseneten hadisinden hareketle söylememiz lazım ki Müslümanların sünnet ihdas etmek gibi bir konumu var. Zira Müslümanların güzel gördüğü şey Allah Teala nezdinde de güzeldir. مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنًا. İbn-i Mesud'un sözüyle herhalde değil mi hocam? Evet, ama bu bir hakikat aynı zamanda. Çünkü hadisteki temeli az önce naklettiğimiz rivayet. Müslümanların bir şeyi güzel görmesi, olumlu bulması, onu hayata intikal ettirmesi, benimsemesi, içselleştirmesi Allah Teala nezdinde de anlamı olan bir şey. Çünkü ümmeti Muhammed'in Allah Teala nezdinde özel bir değeri, özel bir anlamı, kıymeti var. Hal böyle olunca bid'at-ı hasene, bid'at-ı seyyiye ayrımı sahabe-i kiram döneminden sonraki bütün tarihi kapsayacak şekilde bize bir tasavvur veriyor. Bu çok önemli bir mesele. Yani herhangi bir olayı bid'at-ı hasene, seyyiye diye kategorileştirip orada bırakmakla bitmiyor iş. Ümmetin hayatına ve yüzyıllara yayılan bir gerçekliği ortaya koyuyor. Evet. Kandil meselesi üzerine gelince. Şununla alakalı aklıma bir soru takıldı da. Şimdi yine bu iki hadisi telif etmek adına şöyle bir izah geliştirilebilir mi? Belki bunu müzakere etmemiz gerekecek. İhdas edilen şey eğer dini tamamlamak adına adeta dinde bir boşluk var, bir eksiklik var. Onu doldurmak, tamamlamak adına olursa, yani dine dair olursa, bizatihi dinin kendisine dair, inançta, uygulamada, dinin kendisine dair bir ihdassa, bunu kullu bid'a dalale, her bid'at sapkınlıktır hadisi bağlamında belki değerlendirebiliriz. Ama dinin sosyal hayata tatbikinde karşılaşılan ihtiyaçlar üzerine doğan, tesis edilen, ihdas edilen uygulamalar, bir takım yöntemler, bir takım mekanizmalar, bunları da tarihi ve sosyal ihtiyaçlara bağlı olarak zaruri, kaçınılmaz ve aynı zamanda sünnet-i hasene yahut bid'at-ı hasene şeklinde anlamak. Böyle bir telif mümkün mü acaba? Mutlak anlamda böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Üzerinde durmaya örnekler değer. Örnekler üzerine düşünmek gerekir. Mesela Mevlid-i Nebi örneği bu sadette ele alınabilir. Ondan önce Mevlid-i Nebi'yi mutlaka konuşacağız ama ondan önce senin bu söylediğin şey üzerinde biraz duralım. Yani burada dinin özünde olmayan, dinin özüne taalluk eden ve sonradan ortaya çıkarılmış şeylerden bahsediyoruz. Mesela biz itikadi bid'at akımları burada örnek olarak inceleyecek olursak karşımıza nasıl bir tablo çıkar? Aslında bu bid'at oluşumlar, bid'at akımlar Kur'an'dan ve sünnetten bir takım naslara dayanıyorlar. Yani hiçbir aslı yoktur diyemiyoruz. Peki onları bid'at kılan nedir? İşte burada sahabe-i kiramın merkezi kilit fonksiyonu ortaya çıkıyor. Her bid'at akımın, her bid'at ideolojinin, mezhebin, görüşün mutlaka Kur'an anlayışı var, sünnet anlayışı var. Belki işte sahabeyle ilgili güvenilirlik problemlerini gündeme getiren haricileri ve Şia'nın bir kısmını dışarıda tutarsak, ki bu sünnete kurumsal anlamda itiraz etmek değil, sünneti nakleden ravilerle ilgili çekincelerden kaynaklanan şeylerdir bu, olumsuz bir tavırdır bu. Dolayısıyla şöyle bir şey çıkıyor önümüze. Kur'an'a ve sünnete mücerret dayanıyor olmak herhangi bir ameli, işi, inancı, kabulü ya da reddi meşru kılmıyor. Ona da bir nirengi noktası lazım. Onun da bir sağlaması lazım. O sağlamayı neyle yapacağız? İşte onu sahabe-i kiramla yapacağız. Belki ileride yeri gelir konuşuruz. Ehl-ü's sünne vel cemaat terkibi bu bakımdan çok önemli. Yani sünnet ehli olmak, evet, hiçbir kurum, hiçbir bid'at ekol sünneti bir kurum olarak reddetmiyor. Ama yanına cemaati koyamadığı için biz onları bid'at kategorisine koyuyoruz. Evet. O cemaat de sahabe-i kiramın duruşudur, tavrıdır. Bütünüyle dinin ve onun kaynaklarının bize naklindeki merkezi kilit rolüdür. Evet, evet, dolayısıyla yani herhangi bir husus sırf sonradan ortaya çıktığı için bid'at olmaz. Sonradan ortaya çıkmış olacak ve dediğimiz gibi Kur'an'dan, sünnetten bir nasla ya da bir dini ilkeyle çatışıyor, çelişiyor olacak ki biz onu bid'at-i seyyiye olarak kategorilendirelim. Dinde sahabeden sonraki kuşaklar arasında görülmeye başlayan senin sosyal tarihsel ihtiyaçlar dediğin şeylerin tazikiyle ortaya çıkmış hususlara gelince burada çok açık ki bir teessüs dönemi var. Yani dinin bütün kurumlarının teessüs dönemi var. Yeni yapılanma dönemi var. Kuruluş aşaması var. Arkasından rüştünü ispat etmiş bu yapının medeniyete dönüşmesi var. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde aşağı yukarı bugünkü Suudi Arabistan sınırlarının tamamını da ihata etmeyen bir yapı söz konusu. Hulefai Raşid'in dönemi bittiğinde artık yaklaşık 10 milyon kilometre kareye ulaşmış bir İslam coğrafyasından bahsediyoruz. Böyle olduğunda o Medine'deki site devletini ayakta tutan sade algı, sade yaşantı, yabancı din ve kültür unsurlarıyla karşılaştığında, onlarla yüzleştiğinde geliştirdiği bir takım savunma mekanizmaları sebebiyle gittikçe müesseseleşiyor. Bu olmak zorunda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Medine'de herhangi bir felsefi cereyan yok mesela. Dolayısıyla sahabe-i kiramın ve Efendimizin herhangi bir felsefi cereyan karşısında geliştirdiği bir tavırdan bahsetmemiz mümkün değil. Ama coğrafyanın sınırları genişledikçe muhtelif felsefi cereyanlar, muhtelif dini inançlar, işte naturalistlerden tutun efendim ateistlere kadar pek çok dini cereyan, felsefi inanç, pek çok kültür İslam dünyasına hızla akıyor. Hızlı bir Müslümanlaşma, İslamlaşma var. Dolayısıyla bunun getirdiği bir geçişkenlik, bir akışkanlık var. Bu aşamada Müslümanların akideyi ve özü, daha doğrusu dinin özünü sabit tutmak için ona herhangi bir zedenin, herhangi bir arızanın dokunmaması bakımından bir takım mekanizmalar geliştirmek zorunda kalıyorlar. Kelam gibi mesela. Kelam gibi. İmam Ebu Hanife El-Fıkhu'l-Ekber'de talebesinin sorduğu bir soruya El-Alim vel-Mütallim'de miydi yoksa? Galiba El-Alim vel-Mütallim'de işte sahabeye yeten size yetmiyor muydu ki siz kelam ilmiyle uğraşıyorsunuz, sahabe kelam ilmi bilmezdi şeklindeki bir soruya mukabele ederken diyor ki sahabe düşmanı olmadığı için silah taşımasına gerek bulunmayan insana benzerdi. Ama biz bugün malımıza, ırzımıza, canımıza tasallut eden düşmanlarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla silah taşımak zorundayız. Nedir o? Muhtelif kelami usullerle, felsefi usullerle İslam akaidinin içini oymaya yönelmiş bir vakıa var. Siz bu vakaya karşı sahabe-i kiramın hiç itikadi tartışmalara girmeyen, dünyasında buna yer vermeyen o saf, arı duru anlayışını nasıl muhafaza edeceksiniz? Ya kapılarınızı kapatıp duvarlarınızı örüp kapalı yaşayacaksınız ya da onunla yüzleşeceksiniz. Yüzleştiğiniz zaman onun anladığı dilden, aklının çalıştığı metot neyse, kabul ettiği neyse onunla hitap edip onu ikna etmek zorundasınız. İşte bu kelamdır. Evet, evet, bütün bunlardan sonra müesseseleşmenin getirdiği şey tek başına bid'at olarak isimlendirilemez. Çünkü bu bir zorunluluktur. Yani eğer usulü fıkıh ilmine bir süre sonra mantık girmişse bu bir zorunluluktandır. Selefin, İmam Gazali öncesinin daha doğrusu usul literatürüne bakalım. Ondan sonraki usul literatürüne bakalım. Dilde, sistematikte her bakımdan hemen hemen bir değişiklik var. Evet. Ama aynı özü korumaya, muhafazaya müteveccih bir hassasiyet tabii ki devam ediyor. Bu anlamda Mevlid kutlamalarının işte sosyal kültürel ihtiyaçlar dolayısıyla bünyeye alınmış, absorbe edilmiş kavramlar, kurumlar, müesseseler zımnında değerlendirilmesi mümkün müdür? Bence bu biraz daha farklı bir bağlamda ele alınması gereken bir mesele. İslam müesseseleri, kavramları ile bu meseleyi konuşurken biraz Kur'an ve sünnetten temellerine, biraz da maslahat yönüne bakmamız lazım. Eğer vaktimiz varsa hemen bu noktaya girebiliriz. Yoksa reklamdan sonra girelim. Yani 2 dakikamız var da hocam biz ona girmeyelim isterseniz. Şimdi Mevlid uygulamasının ben özellikle sosyal kültürel bir zemin üzerine ortaya çıktığını, belki belli topluluklarda bunun bir ihtiyacı karşıladığını söylemek durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Evet, evet. Çünkü Medine'ye baktığımızda Medine ve Medine ulemasında Beraat gecesi diyebildiğimiz Arapların Leyletun Nısf min Şaban dedikleri Şaban ayının orta gecesi buna bile Şam alimlerinden, tabiinden, İmam Mekhul gibi buna sıcak bakan, bu geceyi ayrıca ihyaya çalışan örnekler olmasına rağmen çok sert ve şiddetli bir tepkiyle bunu karşılamış olmaları. Bunun biraz da sosyal, kültürel bir şey olduğunu, çünkü Şam dış kültürlere biraz daha yakın, açık bir bölge. Evet. Medine biraz daha özde, içeride, merkezi bir bölge. Bunun böyle tarihi, sosyal arka planı, sosyo-kültürel arka planı mutlaka vardır. Kaldı ki tarih içerisinde bu kültür sadece Şam'la sınırlı kalmamış. Irak'a, oradan Mavara-ül Nehir'e, İran'a, Kuzey İran'a, Anadolu'ya, hatta Kuzey Afrika'ya bile sirayet etmiş. Endülüs'e vesaire sirayet etmiş. Hemen hemen yani İslam coğrafyasının büyük bir kesimini, etkisini altına almış. Tabii ki o tarihten bugüne hala bu gibi kutlamalara, etkinliklere karşı duranlar, bunu bid'at olarak, bid'atı seyyiye olarak, kötü bid'at olarak görenler de var. Özellikle Selefi çevrenin bu konudaki tavrını biliyoruz. Evet. Bu biraz da meselenin içtihadi olduğunu gösteriyor. Yani kimse kalkıp da Mevlid uygulamasının dinde farz olan yahut herkes tarafından benimsenmesi zaruret olan bir mesele olduğunu, bir konu olduğunu iddia edemez. Bu nihayetinde bakış açısıyla alakalı. Biraz sosyo-kültürel zeminle birebir alakalı bir konudur ve biraz da bu zemin üzerine bölgeye yakın isimlerin, biraz daha maslahat prensipli yaklaşan kesimlerin içtihadıyla yani daha çok ortaya çıkmış ve gelenekleşmiş bir uygulamadır diye belki ifade edebiliriz.